Senin fabrikaya gitmen gerekmiyor mu? Şunu bitireyim gidiyorum gelinem. Ağan kızacak ama. Orada şoförlük yapacak 1000 tane adam var. Başkasıyla yollayıversin Kayseri'ye misafirlerini. Ama bunu yapacak adam yok işte. Ya yaparım ben Memo, dert değil o kadar. Sen programını bozma. Ben buraya biraz da sarı sürem diyorum ama gelinem bir baksana. Olabilir ama dikkat et. İkisi karışırsa çok fena olur. Diğerine değdirmeden boya. Değdirir miyim Bahar abla? Olur mu hiç? Nasıl gidiyor Lale? Neredeyse bitiyor. Birazdan size bir sunum yapacağım Yaman abi. Yaman hadi. Aa, fabrikada toplantı vardı değil mi? Ama biraz sonra Lale ve Bahar'la... ve Memo Bey'le peysaz için toplantı yapacağız. Estağfurullah Yaman abi. Kendine gel Yaman. Çok mutlusun biliyorum ama kendini biraz işlere ver. Yürü, toplantınızı akşamüstü yaparsınız. Kusura bakmayın, ağamıza toplantıya gitmek zorundayız. Gelince bakarız tamam mı Lale? Tamam, sorun değil. Ben de Seyhan'la dışarı çıkacaktım zaten. Ben de bir kahve alayım. Ben getireyim Bahar abla. Yok Memo, sen işine devam et, konsantrasyonunu bozma. Bozmam gelin ağam. Seyhan yemeğe gidelim mi? Burada idare etsek. Çok işim var. Biraz konuşurduk. Tamam. 2 dakika izin ver çıkarız tamam mı? Bahar sen de gelir misin? Aa, yok ben Dilara'yı bekliyorum. Hayat'ı Zeliş'i de alıp buraya gelecek, piknik yapacağız. Seninle konuşmak istediğimi bile bile neden başkasını davet ediyorsun? Özel bir şey konuşmak istediğini anlamadım. Gelmiyor zaten. İyi hadi çıkalım. Güle güle. Görüşürüz. Sakin ol tamam mı? Yardıma ihtiyacın olursa buradayım. Anlamadığım şeyler olacağına eminim. Bir yere kaybolma. Ay harika burası. Sen eti ye sonra konuş. Dünyanın en güzel pirzolasını yiyeceksin biraz sonra. Heh, oldu bile. Al al ekmeğini uzat. Suyu damlasın. Nefis. Ekmek ek kızartılma. Keyfin yerine geldi nihayet güzelim ha. Bizim neye ihtiyacımız var biliyor musun hayatım? Neye? Baş başa olmaya. Böyle olmayacak. Bu yörenin en zengin adamlarından birisin. İkimize minicik bir ev açmaya gücün rahat rahat yeter herhalde. Konu para değil biliyorsun. Ne peki? Bu kadar insana burun buruna konağın içinde tek bir odada yaşamamızın anlamı ne? Bana anlatır mısın? Anlamıyor musun? Biz bir arada olmaktan hoşlanıyoruz. Böyle yaşadık. Sadece annen hepinizle birlikte olmaktan hoşlanıyor. Hiç kimsenin böyle burun buruna olmaktan hoşlandığını sanmıyorum. Yatılı okul gibi. Birlikte kalk, birlikte yat, mecbur yemek saatleri, Sümbül Hanım'ın sevdiği televizyon programını seyret, mutfaktakilerin ve evdekilerin bakışları altında hep mayın tarlasında gibi kendini kollayarak yaşa. Bundan kim hoşlanır? Bırak Allah aşkına. Ben hoşlanıyorum. Ben hoşlanmıyorum. Kendi mutfağımda yemeğimi pişirip kendi salonumda kocamla yemek istiyorum. Su almaya girsem millet ağız buru kıvırıyor. Bir otelin mutfağına girmişim gibi davranıyorlar bana. Salonda da bir lobide rahat edebileceğin kadar rahat edersin en fazla. Bu ne ya? Deli falan mısınız hepiniz? Bahar neden öyle hissetmiyor? Evde senden başka herkes çok rahat ve mutlu. Normal. Bahar Hanım zaten düzenini kurmuş, kafasına göre yaşıyor. Onun herhangi bir şeyden rahatsız olmasına imkan yok. Bütün ev ve aile, başta kocası memnun olsun diye ne yapacaklarını şaşırıyorlar. 200 metrekare dairesi, 200 metrekare atölyesi var. Biz de onlara bayramda ziyarete gelmişiz de birkaç gün sonra gidecekmişiz gibi davranıyoruz. Kızları bir seslendi mi dördü birden koşturuyor. Ben bir kahve bile yaptıramıyorum. Bunun sebebini neden kendinde aramıyorsun ha? Her şeyin suçlusu benim değil mi? Bu söylediklerimin mal gibi doğru olduğunu sen de biliyorsun. Sen de aynen böyle hissediyorsun ama söyleyemeyecek kadar korkaksın.
Abi kömür etmişsin be etleri. Ben hiç anlamıyorum zaten. Sen evli falan gibi davranmıyorsun ki. Kız da ayrı eve çıkarsanız onunla ilgilenirsin diye düşünüyor haliyle. Ya beni bilirsin. İçe dönüyor. Duygularımı belli edemiyorum. Ama onu seviyorum. O da bal gibi biliyor bunu. Öyle uzaktan uzağa olmaz Seyhancığım. Kızın her şartta seninle yaşamasını istiyorsan... ...önce kendine acayip aşık edeceksin. Öyle uyuz uyuz uzaktan sevmekle olmaz. Tutuşturacaksın kızı. Gözü nerede yaşadığını bile görmeyecek. Vallahi sana mutfak sırları veriyorum. Bence ciddiye al. Anne. Biz çıkıyoruz. Nereye çıkıyorsunuz? Kim kim? Ben, Zeliş, Hayat, Asya. Otelde çocukların yanına gidiyoruz. Piknik yapacağız. İyi. Donsun çocuklar. Anne, bahar geldi. Hava harika. Neden donsunlar? Bildiğiniz gibi yapın. Akşama da oradan yemeğe gidersiniz hep beraber nasıl olsa. Yemek falan diye telaş etmeyelim o zaman. Bilmiyorum. Böyle bir plandan haberim yok. Görüşürüz. Zeliş bak, Asya ablana yardım et. Geçim. Hadi Hayriye. Arabaya, bagaja Hayriye. Hadi abla, hoşça kal. Hadi güle güle. Güle güle. Bir müsaade et. Nereden böyle? Evdesin sanıyordum. Oje almaya gittim. Nereye? Otele pikniğe. Gelsene sen de. Yok, benim dersim var. Ay ay ay, kimler gelmiş? Bir gün ayrı kalamadın kızından, bu ne ya? Özlüyorum, ne yapayım? Allah, neler getirdiniz? Neler neler. Nerede yapıyoruz pikniği? He? Şu masaya yayılabiliriz. Memoardo, masayı boşalt. Hadi yemek molası. Ne oluyor? Bu masa olmaz gelinim. İşçiler başka masa getirsinler. Gökhan, söyle şunlara getirsinler. Memo abi, ne yapıyorsun sen? Çalışıyorum Asya. Bahar ablaya yardım ediyor. Ay sen ne anlarsın resim yapmaktan? Senden daha iyi anlar. Daha Gül ablanın kafasındaki papatyayı unutmadı. Zeliha. Zeliha. Yaman'laydı, içeridedir. An earliest delivery dates. Şimdi biliyorsun ne demek. Earliest. E-A-R-R-R-R-L-I-E-S-T. Yazdın mı? Bu ne demek? En erken. Early'den geliyor. Bu da takısı. Ne yapıyorsunuz? Anne, İngilizce bir mektup yazdık bak. Yok artık. Vallahi bir sürü kelime öğrendim. Export başka ülkeye satmak demek. Import? Başka bir ülkeden almak. E bravo. Hadi gel gidiyoruz. Ya mektup bitmedi ama. E bir hafta falan sürer bitmesi Zeliha'cığım. Yarın yine yazarsınız. Kızım işleri var, hadi gel, meşgul etme. Tamam, sorun yok, ben getiririm sonra istersen. Olmaz, hadi Zeliş. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Ben sana öğrettiğin şeyler için teşekkür ederim. Size iyi akşamlar.
Kafamı kazan yaptınız ya. Bir patron çocuklarını eğlendirmediğimiz kalmıştı. O da tamam oldu. Bu çocukta çok potansiyel var. Acayip zeki, farkında mısın? Ne kadar hızlı öğreniyorum. Böyle şey görmedim. Oo, kimler gelmiş? Hoş geldin Dilara. Hoş bulduk. Aman kimler gelmiş? Beğendiniz mi otelinizi küçük prenses? Beğendi teyzesi. Teyze olduk artık değil mi? Onun için öyle ama yetişkinler dünyasında daha abla bile sayılmazsın, merak etme. Merhaba. Vay Zeliş, sen de mi buradasın? Evet, yukarısı harika, gördün mü? Yok, görmedim. Kızım ben yapıyorum burayı. Bizim ev görünüyor. Yok artık. Vallahi çok uzakta ama ben buldum. Atma. Gel bak. Karışmayayım diyorum. Ver şunu, beceriksiz. Ya Memo abi ya. Alo, iyi günler. Karadağ şarapların numarasını istiyorum. Alo, iyi günler. Seymen Karadağ'la görüşebilir miyim? Anladım. Peki otelin numarasını alabilir miyim? Geldi seninki. Annesinden kurtuldun, kızına yakalandın. Hadi bakalım. Ben memnunum. Memnun olduğun çok belli oluyor. Ağzını topla biraz. Başındaki şeye baktım. Dicle gibi olmuş. Sana da günaydın Ayşe Melek. Ay gene yüzümüzde güller açıyor bugün. Ya kusura bakma Yaman abi. Çizimleri hemen bitiriyorum. Önemli değil Laleciğim. Biz aile facialarına alıştık burada. Zeliş seninle İngilizce çalışacakmış Yaman'cığım. Hadi Zeliş koş amcaya. Benimle dalga geçemezsiniz. Aa, nereden çıktı bu? Vay be kıza bak, hassas terazi gibi. Hadi. Ana gel. Şöyle bir kaptırem de bitiriverem şu resmi bugün. Hazır personel neyin de yok. Hayrola Bahar, iyi misin? Eyvam, ne olsun, başlıyoruz işte. Allah hepimize zeyin açıklığı versin. Zeymen Bey. Ben sizler için canımı siper ettim. Çatışmanın silahların ortasında kaldım. Sizin için rehin alındım. O otel benim her şeyim Seymen Bey. Her şeyi bir kenara, sizin yıllarca emek vermiş bir insanın elinden işinin alınmasına gönlünüz razı gelir mi? Üstelik bunu yapan sizin dünürünüz, akrabanız. Zamanında otel senin dedi. Ben de aptallık edip ona güvendim. Üzerime geçirtmedim. Ama ne olacak? İş mahkemeye dökülecek. Herkes zarar görecek. Sizin hakkınızda da 1000 tane dedikodu yapılacak. Ne dedikodusu? Konunun bizimle alakasını anlayamadım. Bunu Ali Bey'e anneniz yaptırıyor. Annem mi yaptırıyor? Hı hı. Anneniz benim Ali'nin yaşamından tümüyle silinmemi buyurdular. Ali de önce ilişkimizi bitirerek sonra da elimden oteli alarak bu emirleri yerine getiriyor. Ya onu durdurun ya da ben yaşamımı korumak için elimden geleni yapacağım. Bu konuyu halledeceğinden emin olabilirsiniz Piraya. Son çarem sizsiniz. Kusura bakmayın ne olur. Rica ederim. Ben çok üzüldüm. Elimden geleni yapacağım. Merhaba. Merhaba canım.
İyi misin? Ne oldu? İyi bir manastır bulmam lazım. Ne yapacaksın? Annemi kapatacağım. Dilara ne yapıyorsun? Bu yeşillikleri falan. Gelsene. Resim bitmek üzere. Gel bakayım böyle. Bir görmeni istiyorum. Seni görmek isteyen kimseler de var burada. Vallahi sorup duruyor. Tamam, kızı al gel. İyi olur, biraz vakit geçirsinler Em Yaman'la. Hadi bekliyoruz. İçer misin? Ay sağ ol, bayılırım. Bayağı kolayladın ha. Neredeyse bitti, yetişmeyecek diye korkuyordum ama. Neyse pratiğimi kaybetmemiş. Çok güzel oldu. Aslında biraz aceleye geldi sergi telaşından. Hemen kendi resimlerime başlamam lazım. Böyle fırsat bir daha ele geçmez. Yardımcın var neyse ki. Oo Memo Bey. Neredesin sabahtan beri? İlham anca geldi galiba. İnsanda ilham bırakıyorlar gelin lan. Sabah sabah yemediğimiz fırça kalmadı. Boş ver, bizim de öyle. Ama bir sanatçı bunlara pabuç bırakmaz. Kimse anlamasa da sanatı onu anlar. Biz işimize bakalım. Doğru valla. Şuraya götürelim. Ablam olmazsa gel sergiye bizim evde hazırlan. Ev nasıl olsa büyük, sana bir yer hazırlarım. Ben kıza bakarım, sen de rahat rahat çalışırsın. Aklını bir tek işine verirsin diyor. Buradan uzakta ufkun da genişler belki biraz. Sergilere gidersin, sanat ortamının içine girersin. İnsanlarla tanışırsın. Şu ev kadını ressam psikolojisinden çıkarsın biraz. Sanki ablamın evinde buradan farklı mı olacak? Bana kendime ait bir atölye lazım. Kapını çekeceksin, bütün dünya dışarıda kalacak. Senin İstanbul'da atölye olarak kullanabileceğin bir evin var ya kızım. Nerede var? Hayat'a hediye ettiğim Cihangir'deki ev tam atölye olacak yer. İçini biraz adam ettik mi? Harika fikir ya. Doğru. Ben orayı unutmuştum. Çok iyi ya. Bunu ben bir Seymen'le konuşayım. Bak bu fikrin benden çıktığını söylersen seni var ya. Ama senden çıktı. Daha. Gel buraya. Seymen çok memnun olacak. Memnun olacak. Burada da kavga çıktı. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun Dilara. Gel bak nasıl olmuş. Aa çok iyi, bitirmişsin. Neredeyse. Memo sayesinde. Hoş geldin. Aa bana bozuk musun? Hayır. Mektuplar bekliyor. Yazmak istemiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Hiçbir şey, resme bakıp gideceğiz. Zeliş. Of tamam. Çok bozuk. Evlenirsek babasının üzüleceğini düşünüyor. Onun fikrini değiştirmek zorundayız. Babasının öldüğünü kabullenemiyor demek ki. Ya hala mı bu kadar yıl sonra? Bu çok sakat bir durum. Çocuklara ölümü öğretmek lazım. Benim hatam. Ben yıllarca babası ölmemiş gibi davrandım. Resmiyle konuştum. Onu koruyamadım. Öyle dağılmıştım ki nasıl etkileneceğini hiç hesaplayamadım. Dün evlilik lafı çıkınca gene susma numarası yaptı. Zeynep'le bir oyun yapıp böyle konuşturduk. Çok tehlikeli. Kendi kararıyla dilsiz hale gelebiliyor. Kesinlikle terapiye götürmemiz lazım. İleride her aklını estiğinde bu konuşma işini bir şantaj haline getirebilir. Birisi buraya gelse, bizim okulu falan bırakıp gitmemiz daha kötü olur. Okulunu çok seviyor çünkü. Bakalım bir araştıralım. Haftada biri bir uçakla buraya gelir gider, o bir şey değil de iyi birisini bulmak lazım. Ayşe senin... Beni karıştırma. Dayısı geçen girişimimde çok bozuldu. Aman sen aldırma onu. İlgilenmeyin. Ha Dilara, Yaman'ın İstanbul'da Hayat'a hediye ettiği bir ev vardı ya. Cihangir'deki. Orayı atölye yapmaya karar verdik. Aa, çok iyi fikir. Bana da gidince kalacak bir yer olur. Şöyle salaş ama konforlu bir ev yapalım. Evet. Yerler ham tahta, duvarlar tuğla tuğla. Ama banyo çok lüks mesela. Açık mutfak, çiçekler içinde bir teras. Evet, Lale Hanım. Yeni projen. Tamam, hemen gidip bakalım. Dur bir dakika ya. Ne demek bana da gidince kalacak yer olur? Sen bundan sonraki yaşamını benim evimde geçireceksin.
Ne işin var hap kadar evde? Sana hayır diyor Yaman. Anlamadın mı? Böyle bir şey demedim. Sadece kızı düşünüyorum. Mayınlar, mayınlar. Ben işime dönüyorum. Ya açılışta hiç alışılmamış bir şey yapalım. Mesela oda sayısı kadar insan davet edelim. Burada bir hafta sonu geçirsinler. Oteli yaşasınlar yani. Ama ya Bahar'cığım sen bizi batırmak istiyorsun galiba. Burada bir ön yemek kaça mal olur sen biliyor musun? Ya paşa paşa herkese çağırırız, kokteylimizi veririz. Otel mutfağından da seçkin birkaç örnek yiyecek, tamam. Müzik nasıl olacak? İsterseniz biz babamlarla şarkı söyleyebiliriz. Çok sıcak olabilir. Hani aile işletmesi ya. Biz sizden böyle bir şey isteyemeyiz Laleciğim. O gün aile misafirlerle ilgilenecek. Profesyonel bir grup buluruz. Ay hiç sorun değil. Ya iş çıkartmayın artık. Çok doluyuz. Şu açılışın kararını verelim artık. Sonra daha yapılacak şeyler var. Daha program çıkaracağız. Sen davetli listesini hazırladın mı ki? Bahar. Bahar yüzü bembeyaz oldu. Bahar, Bahar. Bahar ne oluyor ya? Bahar. Bahar. Ya çekin şunu şuradan. Bir şey dikme diyorum sana ya. Hemen Bahar. Bahar'ım ben getiririm. Bahar. Güzelim beni duyuyor musun? Allah Allah. Hemen arabaya atıp hastaneye götürelim. Dur telaş etme. Hastaneye götürelim. Heyecan yapmayın. Bahar. Bahar. Bahar bizi duyuyor musun? Bahar. Bahar. Ne Başın döndü güzelim. İşin yok. Başın döndü. Herhalde güneş çarptı. Yok. Ay. Tamam iyiyim. Geçti. Tamam yavaş kaldırın. Ay. Yediğim bir şey mi dokundu acaba? Hepimiz aynı şeyi yedik sabah. Sonra bir şey yedin mi? Yok. Of tamam. Bırakın işim var hadi. Dur deli misin sen ya? Doğru eve gidiyoruz. Yatıp dinlen. Daha neler geçti. Tamam şapka takarım bir şey yok. Susuz kaldım herhalde. Doğru eve benimle tartışma hadi. Ya bırak manyak. Bak herkese rezil oluyoruz. İşçiler bakıyor. Laf dinle o zaman. Ben götürürüm tamam, Zeymen abi. Siz işinize bakın. Ben de geleyim. Zeliş biraz acayipti bugün. Tamam biz gideriz hadi Lale. Tamam. Bolsunu şeyler için. Geçmezse hemen doktoru arayın. Sonra da beni arayın. Tamam of iyiyim. Ben kullanırım. Sevgili arabama elini bile süremez. Sen de mi Bahar abla? Daha evin önündeki far mezarlığını unutmadık Lale. Ben derken... Meraklanma abi. Güneş çarpması gibi bir şey. Yok yok biliyorum. Tabii. Tabii kötü oldu gene. Ya ben ne dinliyorum ki bunları? Bahar. Arabana binip gelmek üzeresin değil mi? Gelme. Merak etme Lale çok alınmış kullandırmıyorum diye onun için yer değiştirdik. Sen şimdi bir şey oldu sanırsın biliyorum. Bir şey yok. Bakıyordun arkamızdan değil mi? Bak nasıl biliyorum. Görüşürüz sevgilim. Carlos Santana'dan One of These Days'i dinliyoruz. Tabii az kalsın geliyormuş arabanın başında yakaladı. Ne aşk vallahi. Maşallah de. Maşallah. Tamam soluluk yetmeyin. Önüne bak Lale 60'ı geçme. Sana alışsın önce. At mı bu Bahar abla? Arabalar canlıdır sen bilmiyor musun? Ay eski arabasının için de söylenemiyorduk bile. Mesela araba alınır diye konuşturmuyordu bizi. Sonra intikam alınmış. Tabii arabaların da duyguları vardır. Oturuyorlar arabaya. Ay yok bunu satalım şurasından ses geliyor. Ay yok bunun yeni modeli çıkmış onun bilmem nesi hiç sarsmıyormuş. Araba seni duyuyor o arada yani dikkatini çekiyor. Ne hale geliyordur o araba sen düşünebiliyor musun? Önüne bak Lale. Çukurlar var dikkat et. Arabanın tendonu yırtılacak.